Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün tezimle alakalı bir kitap okurken bu kitapta ilginç bir olaya denk geldim. Ve bu ilginç olayı sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu ilginç olaya denk geldiğim yer Enver Ziya Karal'ın Osmanlı Tarihi adlı kitabı. Detaylı olarak bakmak isteyen arkadaşlar için Enver Ziya Karal'ın Osmanlı Tarihi adlı kitabının 5. cildi, Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri adlı bölümü 1789 ile 1856 yıllarını kapsayan kısım yani. Sayfa 140 ile 142 arasında. Bu bahsedeceğim olay 1839 yılında geçiyor. Yani 2. Mahmut döneminin son yılları aslında. Şu meşhur Mehmet Ali Paşa sorunu ile alakalı bir olay aslında bu. Bu Mehmet Ali Paşa sorunu nasıl ortaya çıktığına dair kısaca bir özetleme yapmak istiyorum. Bir üstünden geçelim ki hani asıl mesele neymiş, nasıl olmuş bir anlayalım. Mora'da büyük bir Yunan isyanı meydana geliyor. O dönemler hem Mora hem Yunanistan, daha doğrusu Yunan halkı Osmanlı hakimiyeti altında yaşıyorlar. Osmanlı Devleti bu isyanı bastırmakta zorluk çekiyor. Bu isyanı Osmanlı Devleti tek başına bastıramayınca Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istiyorlar. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan eğer Mora'yı diyor bana verirseniz diyor, hani buranın valiliğini bana verirseniz ben size yardıma gelirim. Osmanlı Devleti de bu teklifi kabul ediyor. Mehmet Ali Paşa yardıma geliyor. Buradaki isyanı bastırıyor. Ancak araya işte Avrupalı devletlerin girmesiyle beraber Mora Yunanistan'a veriliyor. Yani Yunanistan bağımsız oluyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin Mora'yı Mehmet Ali Paşa'ya verme gibi bir durumu olmuyor. Onun yerine farklı yerlerin valiliğini öneriyorlar. Mehmet Ali Paşa da bu verilen yerlerden memnun kalmıyor. Sürekli daha fazlasını istiyor. Bu kadar büyük bir alanda Osmanlı Devleti bir valiye bırakmak istemiyor. Çünkü bu kadar bir valinin güçlenmesi demek devletin bağımsızlığını tehdit edecek noktaya kadar gelebilir. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa ordusunu toplayıp İstanbul üzerine yürüyor. Osmanlı Devleti de kendi üzerine gelen Mehmet Ali Paşa'yı Anadolu topraklarında karşılamak için bir ordu yolluyor. Osmanlı ordusu Nizip'te konaklıyor, yani günümüzdeki Gaziantep. Mısır ordusunun komutanı olan İbrahim Paşa da karargahını Halep'e kuruyor. Pek yakın zamanda aralarında büyük bir savaş çıkacak. Bu artık açık bir şey. Osmanlı ordusunun içerisinde Moltke adını verdiğimiz bir subay da bulunmakta. Bu subay bir Alman subayı, yani o dönemin şeyle adıyla Prusya'nın subayı. Ve Osmanlı ordusunun modernizasyonu için Almanya tarafından görevlendirilmiş bir subay aslında. Moltke anılarında Osmanlı ordusu ile Mısır ordusu arasında yapılan savaşı şöyle anlatıyor. Osmanlı ordusunun komutanı Hafız Ahmet Paşa'ydı. Bu zat cesurdu fakat düzenli bir meydan muharebesi yapmamıştı. Üstelik de komutasındaki generallerden çok Mollaların düşüncelerine önem veriyordu. Osmanlı ordusunda Prusyalı 3 kurmay subay bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi Moltke'ydi. Moltke'ye göre Nizip'te Osmanlı ordusuyla Mısır ordusunun durumu şöyleydi. Buradan itibaren Moltke'nin anıları başlıyor. Ordunun önemli birliklerini yayalar teşkil ediyordu. Bunlar taze erlerdi. Kendilerine Avrupa savaş usullerinden çarçabuk bazı şeyler öğretilmişti. Subaylar gelince subaylar subaylıktan hiçbir şey anlamıyordu. Orduda ölüm olayları dikkati çekecek derecede idi. Erlerin yiyecek ve giyecekleri iyiydi. Gördükleri muamele de iyiydi. İbrahim Paşa'nın ordusuna gelince erlerin çadırı yoktu. Açıkta yatıyorlardı. Ordu 8 aydır sefalet içindeydi. Hastalarla kimsenin uğraştığı yoktu. Sayı bakımından iki ordu aşağı yukarı eşit idi. Osmanlı ordusu 30 bin yaya, 5 bin süvari ve 3 bin topçudan kurulmuştu. Mısırlılar da 40 bin kişilik bir kuvvet idiler. Top sayısı her iki orduda 260'ar idi. Nizip alanında bu iki ordu harp kurallarına uygun olarak yerleşmişti. Bir cuma günü Prusyalı kurmay subaylar, Osmanlı ordusu Mısırlıları yenecek bir durumda bulunduğundan hemen muharebeye girişilmesi için Hafız Paşa'ya tavsiyelerde bulundular. Fakat orduda bulunan ulema cuma günü harp yapılmasının şer'an caiz olmadığını ileri sürdüler. Ertesi gün Prusyalı subaylar bir gece baskınının yapılmasını teklif ettiler. Ulema bu sefer de gece ansızın haydut gibi baskın yapılmasının padişah askerlerinin şanına yakışık kalmayacağını düşüncesinde bulunduğunu da söylediler. Bu arada Mısır ordusu Osmanlı kanatlarını kuşatacak bir durum yarattı. Moltke, Hafız Paşa'yı Bilecik üzerine çekilip kuşatmadan kurtulmasını tavsiye etti. Fakat Paşa her ne sebeple olursa olsun geri çekilmeyi şerefsizlik saydığını, yerinden kımıldamayacağını söyledi. Nihayet Mısırlıların beklenen saldırısı 29 Haziran'da başladı. Hafız Paşa'nın derme çatma ve hurafeler içinde yaşayan ordusu
4 saat içerisinde perişan edildi. Harp meydanında binlerce ölü, on binlerce esir ve 160 parça top bırakıldı. Bir defa daha İbrahim Paşa kuvvetlerinin Anadolu kapıları ve İstanbul yolu açılmıştı. Sultan II. Mahmut'u bu yeni ve büyük felaketi öğrenmekten tek bir şey kurtarabilirdi. Ölüm. Padişah 1 Temmuz 1839 tarihinde kara haberin İstanbul'a varmasından birkaç gün önce vefat etti. Yerine geçen oğlu Abdülmecid henüz 16 yaşındaydı. Bir söz vardır bilirsiniz, savaşta her şey mübahtır diye. Tamam, tabii ki de savaşta her şey mübah değil. İşte siviller öldürülmez, kadınlar öldürülmez, çocuklara dokunulmaz, masumlara dokunulmaz. Ancak savaş esnasında bu kadar onur da fazla bence ya. Neyse, diyecek daha çok fazla şey var da yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Sonra şey yok, din düşmanısın, şöylesin böylesin gibi bir dünya saçma sapan yorum gelecek. Onlarla hiç uğraşmak istemiyorum. Siz az çok benim neler diyebileceğimi, hangi yorumlar yapabileceğimi tahmin ediyorsunuzdur. Çünkü aynı yorumları siz yapıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Neyse, uzatmaya gerek yok. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.